Nasılsın? İsmim Gökhan Dinç, Marmara Üniversitesi Güneş Çocuklarına Yardım Kulübü Başkanıyım. Buraya 30 kişilik bir grupla geldik Marmara Üniversitesi'nden. Kimimiz üniversite öğrencisi, kimimiz mesleğe atılan insanlarız. Ben hukuk fakültesi son sınıftayım. Hukuk fakültesi var, öğretmenlik var, mühendislik var. Bizim buraya gelişimizdeki tek amacımız çocukların okuyup bizleri geçmesi, üniversite bilincini buralara yerleştirmek. Hacı Musalar Köyü'ne de biz bu yüzden geldik. Bu bizim 56. projemiz. Daha önce de 55 tane köy okulunda bu projeleri yaptık. Şimdi gün boyu etkinlikler olacak. Şu an arka planda zaten çocuklar sabah sporları yapıyorlar. Daha sonra etkinliklere girecekler. Yaklaşık 5 saat etkinlik yapacağız biz onlara. İşte üniversiteyi anlatan etkinlikler olacak, onların eğlence etkinlikler olacak, bilim etkinlikler olacak. Ama bence en önemlisi onlar meslek gruplarını tanıyacak, üniversitenin ne demek olduğunu anlayacaklar. Veliler daha bilinçli olacak, onlara da etkinlik yapıyoruz biz velilere. Velilere de üniversite nedir bunu anlatıyoruz. İşte üniversiteye göndermelerindeki yarar nedir memleket için bunu anlatıyoruz. Ve üniversitede aslında burs olanaklarının olduğunu, bizim de çok zengin öğrenciler olmadığımızı, bizim de bu şartlarda yetiştiğimizi onlara anlatıyoruz ve aşılıyoruz. Gün boyu bu etkinlikleri sürdüreceğiz. Daha sonra da bu arkadaşlarımızla biz mektup kardeşi olacağız. Onlar bize mektuplar yazacak, biz onlara cevaplar yazacağız. Yani bir günlük değil de hayat boyu onlara dokunmaya çalışacağız biz aslında. Arkadaşlar günaydın. Çok şey oldu, resmi oldu. Arkadaşlar biz buraya nereden geldik biliyor musunuz? İstanbul'dan nereden? Marmara Üniversitesi'nden. Sizce biz buraya niye geldik? Parmak kaldırıp söyleyin. Niye? Size eğlendirmeye. Sena ablanın yanındaki. Etkinlik yapmaya. Tek bir amacımız var. Bizler üniversitede öğrenciyiz. Hepimiz farklı bölümlerdeyiz. Kimimiz öğretmen, kimimiz avukat oluyor, kimimiz diş hekimi. Hepimiz buraya geldik. Tek amacımız var bizim. Siz okuyun ve bizleri geçin diye biz buraya geldik. Gün boyu etkinlikler yapılacak burada. Tek amacımız var okuyup bizi geçmeniz. İki tane de söz alacağız sizden. Bir, bize mektup yazmanızı rica edeceğiz sizden. İki, uzmanlık kitapları okumanızı isteyeceğiz. Anlaştık mı? Tamam. Çok... Söz mü? Söz mü? Tek başıma ben sizden çok fazla sesim çıkıyor. Söz mü? Şimdi yalnız boşta olan yetkili kardeşlerimizle ayrıcalarımızı anlatıyor. İkinci sınıfa. Üçüncü sınıfa kimle gidiyor? Halka abiyle mi? Helal. Halktan beni sandalye gidiyor. Eşler kimle gidiyor? Ben de gidiyorum. Eşler gitsin ben geliyorum. Hangi sınıftasınız? İkinci katlama. Tamam, ben geliyorum. Altılar kimle gidiyor? Altılar yok. Merhaba, bugün Güneş'in Çocuklarına Yardım Kulübü olarak Bolu Müdürlüğü Hacı Musalar İlkokulu'ndayız. Biz Güneş'in Çocuklarına Yardım Kulübü olarak Türkiye'nin hemen hemen her ilindeki okullara, ilkokullara gitmeye çalışıyoruz. Bizim amacımız köy çocukları okusun, bizi geçsin, bizim gibi, hatta bizden daha iyi yerlere gelsin. Biz onlara kitaplar getiriyoruz, oyuncaklar getiriyoruz ama bunun yanında, maddiyatın yanında daha çok manevi destek olmaya çalışıyoruz. Gerçekten onların aklında kalabilecek küçük bir iz bile, onları okumaya teşvik edecek küçük bir adım bile bizim için çok önemli. Biz kelebek etkisi olduğuna inanıyoruz bu konuda. Yani biz onlara dokunuyoruz, belki onlar seneler sonra bizim söylediklerimizi hatırlayacaklar, aklılarında kalacak ve daha iyi yerlerde olabilecekler. Bugün burada birçok etkinlik yapacağız. Sanattan edebiyata, matematikten origamiye birçok etkinliğimiz var. Çocuklarla eğlenerek bir şeyler öğrenmeye çalışacağız.
Çok kısa bir süre birlikte oluyoruz onlarla ama sonra mektup kardeşi oluyoruz onlarla. Onlar bize mektup yazıyor, biz onlara cevap yazıyoruz. İstedikleri, ihtiyacı olan şeyleri bize yazıyorlar. Biz onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bu proje ne kadar oldu başlayalım? Bu proje bizim üçüncü senemizde oldu. Hatta dördüncü senemizde başladık bu yıl. Elimizden geldiğince zaten hepimiz üniversite öğrencisiyiz. Üniversite öğrencisi olmanın getirdiği bazı sınırlılıklarımız var ama yani cebimizdeki harçlıklarla geliyoruz belki buraya ama bizim burada olmamızın sebebi dediğimiz gibi sadece çocuklar, onların okuyup bizi geçmesi. Gittiğiniz okullarda böyle en dikkati çeken husus ne oldu? En dikkat çeken husus aslında biz ailelere de çok dikkat ediyoruz. Şöyle ki hani ailelerin çocuklarla ilgilenmesi, yani ilgisizlik bizim aslında biraz sorunumuz. Eğer çocuklar aileleriyle ilgilenirse onlar da okumaya daha fazla önem verebiliyorlar. Yani çok büyük bir destek gerekiyor ailelerden. Teşekkür ederim. Niye? Çok uçurmuşsun, siyah siyah olmuşsun. O yüzden orada babaanneler beni götürdü, iki kere gittim. Ben kursundayken, işte o zaman iğne buzlar dişini çıkarttım. Korktu mu dişiden? Korkuluyor mu dişiden? O kadar korkulacak bir şey yokmuş değil mi? Ama dişimi iliştirdim. İliştirdiler, çok bir şey yokmuş. Sen de iyiydin. Biz Güneşin Çocukların Yardım Kulübü üyeleri, diş hekimi öğrencileriyiz. Şu an burada çocuklara ağız diş sağlığı konusunda bilgilendirmek için buradayız. Genelde çocuklar işte bu konuda yeterli bilgilendirilmedikleri, motive edilmedikleri için ağız hijyenlerinde bir ciddi bir düşüş var, eksiklik var. Onları diş fırçası ve diş macunla motive ederek ağız sağlıklarını standarda çekmeyi hedefliyoruz. Dişler fırçalanıyor mu? Devamlı fırçalanıyor mu evde? Güzel. Bu Gizem'in ağzı. Tamam. Şimdi nasıl fırçalayacağız? Bu diş fırçamız. Üzerine diş macunu koymamız lazım. Ne kadar koyacağımız bilen var mı? Nasıl? Mercimek tanesi kadar. Evet doğru. Mercimek tanesi kadar işte şey, macunu diş fırçasına koyduktan sonra arkadan başlamak üzere diş etinden dişe doğru süpürme hareketiyle dişleri fırçalıyoruz. Dişlerin arkalarını da aynı şekilde şu şekilde fırçalıyoruz. Çukurlar var değil mi? Çukurlar var değil mi? Görüyor musunuz? Yemek yediğiniz vakit bu çukurları besinler kaçıyor. Siz de temizlemediğiniz vakit bu dişleri çürütüyor. Daha da kolay çürütüyor. Sonra bu arka bölümlerini fırçaladıktan sonra çiğneme üzerine dediğimiz buraları da bu şekilde fırçalamamız lazım. Fırçalıyor musun dişleri? Günde kaç sefer? 3 sefer. Çaldım yine ağzında. Bilen var mı? Çaldırmadan önce elimiz sağlı değil mi? Dilimizle ne yapıyoruz? Dilimizle ağzına çıkartıyoruz. Daha sonra fırçamızın fırçamızla ağzına doğru fırçamıza süpürüyoruz. Kimdir bunlar? Böyle bir şeyler uğraşırlar yani laboratuvarlarda. Kimler diye arasında beyazlar yok? Bilim adamları. Bilim adamları neler yapıyorlar? Deneyler yapıyorlar. İlk kim geliyor aklınıza? Mesela... Albert Einstein değil mi? Edison var. Edison ne yapmış? Neyi bulmuş? Altını bulmuş. Başka? Turulu pencereye bakarsan aşağı dışarı kırmışlar. Aşağı dışarı yiyerek Nizdor'da diğer çekime doğmuş. Söyle sana. Diğerleri de aradı. Diğerleri de. Peki hepsi mi aradılar? Şu dört sokaklar. Ne oldu? Sondaki bir tane servis etti değil mi? Peki şimdi bunu daha yukarıya kaldırırsak ne olur? Başka bir kola. Bırakıyorum. Peki ikisini çekersem ne olur? Bir diğer ayak kaldırsın. İki diğer ayak kaldırsın. Bir, üç. İki tane servis etti değil mi? Hareket etti değil mi? Şimdi başlayan bir çektiğiniz var değil mi? Şurada da top var.
el kadar bir kütlesi var. Bir de bunu yere doğru çeken ne vardır? Yer çekimi eğilmesi. Bolu Muzurlu Hacı Musalar Ortaokulu'ndayız. Buradaki arkadaşlarımızla beraber biz Marmara Üniversitesi Güreş Çocuklara Yardım Kulübü olarak geldik, buraya katıldık. Buradaki kardeşlerimizi birazcık daha bilimi iyi anlatabilmek, onlara sevdirebilmek, bilim adamlarının hayat hikayelerini anlatarak bu yaşam koşullarının onlara herhangi bir engel olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Burada çeşitli küçük deneylerle onlara daha sevdirmek, ilgi uyandırmak ve en önemlisi merak duygusunu ve özgüveni aşılamaya çalışıyoruz. Etkinliğimizin temel amacı budur. Kulübümüzün temel amacı da daha çok işte üniversiteler hakkında bilgi vermek, arkadaşların beğendiği hani üniversiteyle ilgili bir kavramın oturmasını anlatmak. Bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizin bir başka bir tane var mı? Başka bir tane var mı? Saniye'nin oraya. Sizden bir yerde Saniye'nin o zaman yardımcıların önünde bu hesabına geçiyorsun. Siz şimdi sizden bir başka bir tane var mı? Tamam mı? Şimdi arkadaşlar öğrenmemiz lazım. Şimdi kim oraya gitmişti? Sizin gitmişti. Size gönderdim. Kim oraya gitmişti başka? Hemen size gönderdim. Ama ben size güneşe çocuklara yardım ediyorum. Bu bir köy kullanıyorum. Bu aradaki kardeşlerimizin hayatından farklı baktılar. Hayatı sorgulamalarına başlıyoruz. Üniversitelerde yardımını çok zor bir şey olduğunu da göstermek istiyoruz. O amaçla buradayız. Çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Şu an çocuk edebiyatı etkinliğindeyiz. Çocuk edebiyatı etkinliğinde bizim böyle deyim kartlarımız var. Deyim kartlarına kardeşlerimiz. Burada mesela şöyle bir tahta var. Yaş tahtaya basmış. Yaş tahtaya basmak beynini karşılığında görmüş oluyor. Ve bunları da arkadaşlar arka altında anlamları yazıyor. Deyimleri bu şekilde farklı olan deyimleri öğrenmiş oluyorlar. Ne olur gözünde? Marmara Üniversitesi'nde ulaşım sorumluluğu yapıyorum. Aynı zamanda şoförüm. Güneş'in çocukları kulübünü yaklaşık bu nasıl söylesem 3-4 yıldır beraberiz. Türkiye'nin birçok okullarına, birçok bölgelerine gidiyoruz. Adında olduğu gibi Güneş'in çocukları, yani o umutlarımıza, o çocuklarımıza bir ışık oluyorlar. Yollarını aydınlatan bir umut oluyorlar. Ben ilk olarak Milli Eğitim'e bizi ağırladığı için okul idaremize teşekkür etmek isterim. Çok güzel bir ağırlıklar, çok güzel misafirperverlik gösterdiler. Onların kendilerini geliştirmeleri için, yeni ufuklar almaları için, yeni ufuklar açmaları için kendilerine etkinlikler yapacağız. Bunlar 25 farklı üniversite öğrencisi sayılır, farklı bölümlerden gelen. Çocukların yaş seviyelerine, zeka seviyelerine uygun etkinlikler yapıyoruz. Hani bizim için bir çocuk gelişirse ülke gelişir diyoruz biz. Bir çocuğu kazanırsak biz mutluyuz. O yüzden bunlara dikkat ediyoruz biz. Çocuklarımızın kazanmasını istiyoruz.